Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, bir gününüzü ayırdığınız için ve Kurumsal Çözümler Günü'ne iştirak ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben bugün size biraz gerçeklerden, biraz da kurgulardan bahsedeceğim. Tabii hepinizin kafasında bazı kurgular var. Zamanım çok kısıtlı olduğu için çok hızlı böyle bir anket yapmak istiyorum. Ee, tefsir ettiğiniz kurumda yüzden fazla kurumsal uygulaması olan var mı? El kaldırabilir mi acaba? Güzel. Ee, şimdiye kadar Azure üzerinde herhangi bir iş yükü barındıran e, kurum var mı? Birkaç kişi. Peki aktif olarak uygulama geliştiren var mı aranızda? Teşekkür ederim. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Aslında bulut inanılmaz büyük bir yatırım. Microsoft'un sizlerle birlikte yaptığı bir yatırım, bir yolculuk. O nedenle şu anda veri merkezlerinde bulunan iş yüklerinize, iş yükünden kastım nedir? Aslında burada altyapısal bileşenler, uygulamalar, uygulamalar arasındaki entegrasyonlar, dış kurumlarla olan entegrasyonlar. E, baktığınız zaman birden fazla çok düşünülmesi gereken şey var buluta geçerken. Yani ben hadi buluta geçiyorum dediğiniz zaman günün bir itibariyle buluta geçirebileceğiniz uygulama sayısı oldukça kısıtlı. Ya da çok fazla değişiklik yapmanız gerekiyor uygulamalarınızda. Bazen buradaki güzel balıklar atlarken havada kalabilir ya da hedefine ulaşmadan e, ölebilirler. Ya da e, business case'i yani sizin e, giriştiğiniz e, sebepten dolayı ee, örneğin bir maliyet kazanımı, enerji kazanımı sağlamak istiyorsunuz sunucularınızda, ama bunun karşılığını vermeyebilir. Doğru başlamak lazım. Ee, Jeffrey Moore'un e, bir e, Crossing the Chasm diye e, bir burada bir karikatürünü görüyorsunuz. Aslında bu sizler arasında ve e, bizim BT sektörüne baktığımız zaman birçok kurumun, e, diğer endüstrilerin de e, innovatorların yani yenilikçilerin, sonradan kendini adapte edenlerin ve çok umursamayanların bir dünyasında yaşıyoruz. Ama dünya gerçekten ciddi bir değişim aşamasında. Bizler de tam olarak şu çezmi yazan yerdeyiz, zıplamak üzereyiz. Bulut, bulut, yolculuğunu yaparken aslında yenilikçiler, innovator dediğimiz insanlar çoktan bunu görüp, orada bir fırsat olduğunu görüp, Taşıma işlemlerine çoktan başladılar. Bunlar da çok çok büyük kurumlar. Ve gerçekten de çok büyük kazanımlar elde etmeye başladılar bile gün birden itibaren. Geç kalıp sonradan modaya ben de uyuyayım derseniz belki de biraz geç kalmış olabilirsiniz. Ama dur bakayım bir şeyler olacak galiba ben bir danışmanlık alayım falan dediğiniz noktada. Herkes yol almış olabiliyor. Sizler hala eski legacy iş yüklerinizi idare etmek, süreç geliştirmek, işte yalınlaştırmak, bir sürü uzmanla çalışmak durumunda kalabiliyorsunuz altyapınızı idare etmek için. Şu anki altyapılarımız biliyorsunuz test, güvenlik, performans, uygulama yönetimi, ağ yönetimi, BT süreçleri, veri depolama gibi birçok uzmanlık alanının içinde barındıran, BT'nin yaşatılması için gereken birçok kabiliyeti barındıran bir sistem aslında, yaşatılması gereken bir yapı. Bir de iş süreçleri var. İş süreçleriyle de entegre çalışması gerekiyor. Değişikliğe adapte olması ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Ancak buluta geçtiğiniz zaman bir okyanusun içerisine atlamış oluyorsunuz. Çünkü sınırsız bir kapasite, kullanılabilirlik açısından, inanılmaz erişilebilir, sınırsız ölçüde kullanılabilir bir yapı süreçler kendiliğinden zaten oturmuş ve arkada sizin için altyapısal anlamda itil süreçlerini işletebileceğiniz bir yapı e, gereksinimini çok az barındırıyor e, Burada altyapı operasyon ekipleri daha sanal e, size e, destekçi oluyorlar ve geleneksel BT mimariyle buluta baktığınız zaman hepiniz artık zaten çoğunuz bu konuya hakimsiniz. Burada bir iki mesaj vermek istiyorum yalnızca. İşte işte ölçek büyütme diye bir kavramımız var. Yeni bir tane cluster'a birkaç tane daha server koyayım. İşte memory şu vendor'da çağırayım bir fiyat isteyeyim olayı var. Bulut mimarisinde ise zaten kendiliğinden ölçeklenebilir bir yapı var. Vendor'la falan muhatap olmak zorunda değilsiniz. Zaten uygulamanız bir şekilde bu okyanusun içerisinde bir şekilde ölçeklenebiliyor. Tamamen bulutta dağıtıksınız, burada ise mono, monolitiksiniz. Ee, LAN bağımlılıkları, işte ağ bağ, bağımlılıkları, dış kurumlara bağımlılıklardan bahsettik. orada bağımlılıklarınız var. Burada ise altyapı bağımsızlığınız var, elastik bir kav, kabiliyetiniz var, parçalı dağıtık bir yapınız var. Ee, Tamamen ölçeklenebilirlik anlamında baktık bir de e, felaket kurtarım açısından bakarsak aktif aktif bir felaket kurtarım yapısı varken burada e, ciddi anlamda büyük paralar yatırarak felaket kurtarım senaryoları çıkardığınız ve e, outsource ettiğiniz belki bir model var. Hiç e, bir e, atıl vaziyette orada dururken e, para ödediğiniz ciddi outsourcing e, anlaşmalarınız var. Fakat Azure'a baktığımız zaman zaten sizin için bu yapıları içeriyor. Kendi içerisinde bunlar hazır olarak var. Ya ama uygulamaları taşımak o kadar kolay mı? Bu işte esas soru bu. Ee, peki bir bazılarınız ya bu cloud işte herkes cloud yapıyor bir moda. Geçen senelerde de böyle değişik şeyler çıkmıştı. Bu rüzgarı biz de alsak mı? Acaba gerçekten ciddiye almalı mıyız dediğimiz zaman. Bakın bu Gartner'ın Geçen seneki hype cycle'ı, hype cycle'ı görmüşsünüz hepiniz. Tırmalışa geçen daha fikir aşamasında yenilikçi fikirler burada. Aşağı inmeye başlayan ve ugunlaşan fikirler e, arasında cloud computing var. Cloud computing bulut bilişimi arkasından yeni iş modelleri getiriyor. Hepimiz de bunun içindeyiz. Yeni startuplar, büyük kurumlar da kendini buraya dönüştürmeye ve bu iş modellerine adapte etmeye çalışıyorlar. Bulutun getireceği internet nesneleri var, Bulutun getireceği yepyeni e, iş modelleri var. Bu iş modellerini konuşmaya başladık bile. Oyun bunun bir tanesi. İnsanlar eğlenmek istiyor. Eğlence bunun ikinci bacağı. E, eğitim, sağlık, direkt sektörel ve insanın hayatını etki edecek yeni atılımlar içerisinde aslında dünya. Bu bir dönüm noktası. Bunu hepimizin görmesi gerekiyor. Ve bulut hakkında bir şeyleri yarım söylemek aslında yarım söylemek demek. Benjamin Franklin'in sözü çok eskiden söylenmiş bir şey. Çok iyi söylenmiş, bir yalandır. Bunu söylemeye çalışan diğer vendorlar da var. Ee, diğer oyuncular da var. Ee, onlar da piyasada. Ama bazı şeyleri yarım yaparsanız bu tabii ki yalan oluyor. Ee, Benjamin Franklin bunu çok güzel ifade etmiş. Şimdi ben size hızlıca iki tane... Bulut taşıma kurgusu üzerinde yoğunlaşacağım. Uygulamaları kısmen buluta taşıma ve geniş skalada buluta taşıma kurgularından bahsedeceğim. Tabii 20 dakika içerisinde burada metodolojilerden, detaylardan hepsinden bahsedecek zamanımız yok. O nedenle ilk önce bu uygulamaları kısmi olarak buluta taşıma senaryosuyla başlayalım. Diyelim ki büyük bir holdingsiniz. Birden fazla örneğin iş yatırımınız var, holdinge bağlı birden fazla şirketiniz var ya da orta ölçekli bir COBI'siniz. E, bu durumda e, sabahki oturumlarda dinlediğimiz gibi birden fazla lokasyonda operasyon e, sağlıyor olabilirsiniz. Burada kurumsal veri merkeziniz var ve bu veri merkezini dağıtık hale getirmek istemiyorsunuz haliyle. Ama bazı hizmetler var ki ben bunları bulutta host edebilirim diyorsunuz. İşte şu kırmızı daireyle görmüş olduğunuz noktada bazı e, Infrastructure as a service yani altyapıyı hizmet olarak sunabileceğiniz yapıları taşıyabilme şansına sahipsiniz. Olduğu gibi e, bağımlılıklarını tabi burada bir analiz etmek gerekiyor uygulamaların. Mevcut data center, diğer data center dış sistemlerle olan irtibatları, iletişimi ne şekilde sağlıyor, operasyonumu nasıl yapıyorum, e, bunun arkasında patching, izleme, monitoring gibi aktiviteler var. Buluta enjekte ettiğiniz şeyler genelde sanal makineler oluyor. Şimdi bu yapıyı biraz daha detaylı bakacak olursak, sol tarafta benim normal data center'im var, kurumun sahip olduğum data center var. Data center'in içerisinde uygulamalar, veri, uygulama platformları. İşletim sistemi depolama topolojisi, güvenlik çerçevesi, operasyonel araçlar, sanallaştırma katmanı ve alt tarafta sanallaştırma kısmı var. Sağ taraftaki ise Azure var. İşte kısmen taşımak istediğim zaman aslında ben web sunucularımı, uygulama sunucularımı, veritabanı sunucularımı sanallaştırarak karşıya taşıyorum. Neden kurtuluyorum burada aslında? işte işletim sisteminin bakımı, itil prosesleriyle bunların patchlenmesi, ayağa kaldırılması, doks, işte belli bir availability seviyesinde tutulması gibi itil süreçlerinin %60'ından kurtulmuş oluyorum. Bunları orada işletmeye başlıyorum. Ama yine de baktığınız zaman bir şeye ihtiyacım var, monitoringe ihtiyacım var. Çünkü benim ekosistemimin içerisinde bunlar bir parça ve o ekosistemin içerisinde çalışmayan bir parça olursa karşı tarafa ben entegre olduğum zaman aslında e, çalışmayan bir iş sürecim ortaya çıkabilir Yarı, yarım yamalak taşınmış bir sistem buna sebep olur. O nedenle Microsoft baz mimari taşıma stratejisinde yeni bir çığır açan e, Microsoft e, taşıma hızlandırıcısı adını verdiğimiz migration accelerator adını alan e, bir araçla. E, işte mimari olarak baktığımız zaman burada bir mobilite hizmetiyle sizin sağınızda sanal sunucuların üzerinde bulunan bir sanal e, sunucuda oturan bir mobilite hizmeti. İçeride hangi sunucularım var? Böyle bir bakayım ben. Bunu keşfedeyim. Yapılarını, ilişkilerini çıkarayım. Bir proses sunucusu Azure'daki e, konfigürasyon sunucusuyla haberleşerek bu konfigürasyon sunucusu arasında benim on-premise bulunan sanal sunucularım bunlar sen de bunları lütfen storage'larını vesaire burada bir senkronize et. Burada ben bunları host etmek istiyorum diyorsunuz. Diğer taraftan da taşıma işlemini gerçekleştirmek istediğiniz zaman konfigürasyon sunucusu ana hedef sunucusu ile konuşarak doğrudan bu taşıma işlemlerini, senkronizasyonu, konfigürasyon replikasyonlarını otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Bunun detaylarını daha ilerleyen zamanlarda işte Eylül'de çıkacak bir ürün olarak bunu görüyor olacaksınız. Ama ürün yeterli mi? Yine yeterli değil. Kurumun içerisinde e, uygulamama, buluta enjekte ettiğim zaman tam böyle fit etmeyecektir. Kenarlardan çapak atacaktır uygulamalar. Ne olacaktır bunların içerisinde? Belki e, bulutta çalıştıramayacağım bazı entegrasyon modelleri olacaktır. Sunucunun arkasına belki takmam gereken bir takım e, e, özel fiziksel cihazlar olacaktır. İşte bunları tekrar bir değerlendirmek gerekiyor. Günün sonunda Şöyle sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Yani karşı tarafa e, uygulamalarımı geçirdim. Mean time, between, e, mean time to repair dediğimiz sürenin uzun olması, SLL'lerin tutturulamaması. Sebep ne? Aslında iş sürecinin tamamı burada değil bir kısmı burada SAP var. İşte e, burada başka bir SharePoint portalim var. Bulut'ta ise benim web servislerim ve servis bus üzerinde çalışan işte partnerlerimle konuşan bir yapı var. Bu aradaki e, ağ eğer düzgün bir şekilde ben e, trafik routingini ayarlamamışsam burada gecikmeler olabilir, SL'lerim gidebilir. SDLC tutarsızlıklarında buradaki yapıyı güncelledim ama versiyon kontrol sistemin bana burayı güncellemem gerektiğini söylemedi. Arada versiyon uyumsuzlukları var. Web servis çağrısını yaparken yanlış parametrelerle çağırıyorum. Gitti, biznes prosesim çalışmıyor. Sonunda eskiden daha fazla kaynak ayırarak maintain etmeniz gereken parçalı bir bulut mimarisini bir anda yöneticiler kucağında bulabilir. Burada devam edecek olursak, biraz daha gerçeklere bakacak olursak bulut migration'ı, bulut taşıma işlemini bir sistem yaklaşımı olarak görmek lazım. Çünkü bir iş süreciniz var. Sistem yaklaşımı nedir? sistem yaklaşımı aslında birbiriyle bağlantılı ilişkisel parçalar olan ve bir iş hizmetini hayata geçiren bir yapının incelenmesidir. Bir parçasını kopardığınız anda o bir daha çalışmaz. Yani birçok kurumun yapısı da kurumsal anlamda baktığımız zaman böyle. O nedenle şunlara bakmamız lazım. Kurumun mimarisi, altyapı mimarisi, veri yaklaşım döngüsü. Çünkü veri replike edilmesi gerekebilir veri yönetimi konusunda çalışmam gerekebilir. güvenlik ve uyumluluk eğer belli regülasyonların varsa BD, BTK, BDDK dış denetimler vesaire STIC, operasyon ve izleme gibi birçok alanlara bakmam lazım bu sistemi bölmemem için. Şimdi kazanın noktam benim neresi burada birincil bir uygulama bulut geçiş stratejisi belirlersem üç tane şey yapabilirim. Aklımıza bunlar gelebilir Lojik olarak düşünürsek normalde bunu size sormam gerekiyordu. Taşıyarak barındırma. Bir, taşırım, iş yüklerimi karşı tarafta barındırıp host ederim. Kod taşıma ve platform değiştirme. Bir kod bazım vardır, o kod bazımı karşıya taşırım, buluta uyumlu hale getiririm. içerisinde bulutun sağlamış olduğu elastikiyet gibi özellikleri içerisinde enjekte ederim kodun. Üç, kodun tekrar yazılarak uyarlanmasını sağlarım. Kodum hiçbir şekilde uymuyordur. E, sistemin üzerine geçirirken komple bir proje başlatırım. Büyük bir dönüşüm projesi, 6 milyon dolar. Şimdi burada baktığımız zaman bulutun faydalarıyla zaman maliyet eksenine baktığımız zaman aslında kod taşıma ve platform değiştirme kısmı tam kazanım döngü noktası. Çünkü kurumların çoğu hiçbir zaman tam olarak bütün sistemlerini bir anda buluta geçirmeye şansına sahip değiller. Bu bir yaşam döngüsü. Dolayısıyla SwissBot dediğimiz yer kazanım noktası burası. En iyi uygulama yaklaşımına baktığımız zaman Uygulamaları buluta taşıyarak barındırma kurgusunda bu sefer şeyden kurtulmuş oluyorum. E, i̇şletim sistemi, depolama a topolojisi, güvenlik çerçevesi bana geliyor. E, web sunucularımın üzerine bana sağlanan yapılarda e, uygulamalarımı buluta taşıyarak oradaki IIS sunucu, işte e, WebSphere, Weblogic üzerinde host etmeye başlıyorum. Şimdi baktığımız zaman en iyi uygulama buluta taşıyarak barındırma kurgusunda bazı yine. E, ee, sorunlar olabilir. Uygulama platformlarının canlıya alınma süreleri, mevcut depolama çözümlerinin Azure üzerinde yeniden yapılandırılması gibi, mount edilen dosya faiz sistemler varsa on-premise e, tarafında e, işte lokalde bulunan dosya sunucuları ile onların yeniden yapılandırılması gibi, VPN gibi kurumun uygulama ve ağ bağlantı gereksinimleri gibi bazı şeyleri yine gözden geçirmem gerekiyor. Peki kod taşıma ve platform değiştirme kurgusunda neler oluyor? Bu sefer uygulama platformlarını da üstünden atıyorum. Üzerine sadece uygulamamı koyuyorum. Ee, bana verilen e, guidance çerçevesinde de kodumu geliştirip oraya deploy ediyorum. Ee, bunun da bazı şeydekleri var. Tabii es, Bu e, faydalar sağlıyor. Esneklik sağlıyor, doğruluk, ölçeklenebilirlik, maliyet izlenebilirliği, yönetilebilirlik birçok şey çık, sağlıyor. Veri yönetiminde de bulut yönetimini sağladığı, birçok faydaları burada kullanabiliyorum. Peki geliş skalada buluta taşıma kurgusuna çok hızlı bir şekilde bakarsak burada 5 yani yüzün üzerinde bir kere uygulamanız varsa bizim Türkiye skaline bakarsak bu Amerika skaline 5000 uygulamanın yüzde %40 yüzde %50'si 2 yılda mesela buluta geçireceğim gibi bir hedef koydum. 18 ay içerisinde veri merkezimin kapısını kilitleyeceğim, çıkacağım diye bir şeyim var, hedefim var. Güç tüketimi soğutma konusunda inanılmaz kısıtlılarım var. Bundan kurtulmak istiyorum diyorsunuz, o çıkıyorum diyorsunuz. Uygulamalarım zaten Hyper-V ve VMWare üzerinde çalışıyor diyorsanız, o zaman toplu olarak taşıma kurgusuna girmemiz gerekiyor. He, şimdi toplu taşıma yaptığınız zaman aslında bir iceberg'i taşıyorsunuz, onun altında böyle kocaman bir yığın var. Çünkü onun altında uygulama geliştirme süreçleri, entegrasyonlar, onun altında üçüncü parti sistemlerle entegrasyonlar, üçüncü parti partnerlarınızla entegrasyonlar o kadar çok şey var ki bu bilinmeyen bağımlılıkları araştırmak gerekiyor. Peki Microsoft olarak biz ne yapıyoruz? Burada bir metodolojiyle, uygulama portföy analiziyle bunları analiz ediyoruz. Ne yapıyoruz? Buradaki özel geliştirilen hazır uygulamalarınızı kod review yapıyoruz. Mantıksal mimarisine, kritiklik seviyelerine, fiziksel mimari, iş yükleri, kullanılabilirlik, Uygulama stratejileri, programlama dilleri, hassas olan veriler güvenlik anlamında değerlendiriyoruz. Bunlar için bir roadmap çıkarıyoruz ve bu roadmap çok detaylı seviyede oluyor. Ve bunlar için şurada görmüş olduğunuz 9 tane maddeden birini etiketliyoruz. Diyoruz ki Hı, bu taşınacak, etiketle bu kamyonla taşınacak. İşte bu depoya gidecek, bu şey yapacak, açıldığı zaman böyle kurulacak. Bunda değişiklik yapılacak diyoruz. Bu sayede de değiştir, yeniden kullan, yeniden kodla, yeni platforma taşı, yeniden barındır, mevcutu koru, emekliye ayır gibi bunlar, bunlar üzerinde bir roadmap ve çalışma planı hazırlıyoruz. Bunu da olabilecek en iyi başarımı sağlayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Evet, değiştir, yeniden kullan, yeniden kodla, yeni platform, yeniden barındır, mevcutu koru, emekli ayır gibi kavramları daha detaylı olarak buradan görebilirsiniz. Kısaca ben bahsetmeye çalıştım. Bunların hepsinin ayrı ayrı avantajları ve dezavantajları var. Bazılarını tamamen emekli ayırmanız gerekebilir. Bir uygulama portföyü şöyle bir faydası da var. Kurum içerisinde atıl olarak hiçbir grup tarafından kullanılmayan ama data center'da enerji güç harcayan o kadar çok uygulamayla karşılaşıyoruz ki uygulamaların istatistiksel olarak yüzde 15'i hiç kullanılmıyor. Ya da iki tane aynı amaca yönelik birden fazla uygulama oluyor ve bu uygulamaların da bertaraf edilmesi gerekiyor, birleştirmesi gerekiyor ve bu inanılmaz zaten bir maliyet kazancı sağlıyor. Biz bunun için kod analizi, altyapı uygulama, veri entegrasyon, güvenlik, STLC test ve üretişim süreçlerini analiz ediyoruz. Tüm bu boyutlarıyla bakıyoruz. Ben kurumsal mimar olarak Microsoft Hizmetler Grubu'nda görev alıyorum. Bu çalışmaları hep beraber şu anda zaten büyük kurumsal müşterilerimiz için de gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yardım almak isterseniz bazı çıktılar var burada. Cem.coban.microsoft.com adresine e-mail atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.